müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. 2 ay önce kırmızı kostümüyle verdiği konserin ardından geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan sanatçı, galiba bir daha kırmızı giymeyeceğim demişti. 5 dakika gireyim dedim, havası kaçamıyoruz, evet. Neydi o, zürafanın düş günü mü, beyaz giyer kış günü? Hakikaten evden çıkarken baktım, dedim ki ya her şeyim bembeyaz olmuş. Çok teşekkür artık ederim. Artık kırmızı da giymiyorsun. Artık kırmızıyı da, evet, inşallah maşallah deyin. Bir de beyaza da bir şey olmasın. Maşallah. Çok severim ben beyaz çok rengi. Çok sağ ol. Çok love teşekkür ederim. Aşk, aynen aşk. Her yerde her zaman aşk. Güzel sanatçı, etkileyici güçlü sesi kadar şık kostümleriyle de beğeni topluyor. Yetişebildiğim kadar işlere yetişmeye çalışıyorum. Onun dışında da kalan zamanlarda elbise provasıyla geçiyor vallahi. Elbise provası işte. Takısı, tukusu. Çok pimpirikli misiniz? Kadınların işi zor. Yok, pimpirikli değilim ama özeniyorum. Yani güzel olması için, detaylara dikkat ediyorum. Hani şık durması için elimden geleni yapıyorum. O uğraşmalarınıza da değiyor o zaman. Hep şık görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Çok mersi. Ebru Yaşar'ın son konserinde taktığı kolyenin değerinin 1 milyon TL olduğu yazıldı. Takım mücevher demişken de son taktığımız kolyenin değeri 1 milyon evet. diye haberler çıktı. Vallahi şimdi bilmiyorum de. Burada bir değiştireceğim bir şey vardı aslında, onu değiştirmeye geldim. Burada bir şey almıyorum, değiştirmem vardı. Kolyem de belki marka bir kolye olduğu için ben fiyatını hiç bilmiyorum. Hediye miydi? Evet, hediyeydi. Kimden acaba? Hediyeydi yani, ne zaman çok, aslında çok eski alınmış bir hediyeydi ama takamamıştım ne zamandır. Fırsat oldu, taktım. Yaşar, marka takıntısının olmadığını söyledi. Marka takıntım yok ama güzel şeyleri seviyorum. Yani markaları şöyle, modayı çok güzel, yani moda öncülüğünü çok güzel yapıyor markalar ve kaliteli oluyor. Bazen işte imkanlarımız el verdiği zaman marka alıyoruz ama o markayı da çok uzun süre giyiyoruz. Yani ben aldığım zaman çok uzun yıllar kullanabiliyorum o markayı. Yani çöpe atılmış bir şey gibi görmüyorum. Kıymet veriyorum. İyi kullanmaya çalışıyorum ürünlerimi. Fizik tedavi görmeye devam eden sanatçı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ayağım çok fena çocuklar. Bugün vallahi çok ayak kırıldım. Hala iyileşmeye çalışıyorum. Hafif hafif toparlıyorum. Ama 2 ay evde oturmak çok sıkıcıydı yani. Çok yorucuydu. Şimdi iyiyim. Ufak ufak gidiyorum, geliyorum. Uçağa binerken zorlanıyorum. Arabaya binerken biraz zorlanıyorum. Onun dışında iyi ama. Yüz olduğu halı markasının reklam filmi büyük ilgi gören Yaşar'a yeni teklifler gelmeye başladığı gündeme geldi. Yeni reklam filmleri teklifleri geliyormuş. Evet. Evet ya, çok enteresan. Birkaç tane daha reklam teklifi geldi, çok enteresan. Bilmiyorum hani bunun önce bir hakkını, hani öncelikle güzel verdiğime inanıyorum. Çalıştık, emek verdik. Markanın memnun olması çok önemli. Ama yeni böyle enteresan yerlerden de teklifler geldi. Bakalım, eğer bir bütünlük görürsem değerlendirebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ebru Yaşar, gişe rekorları kıran Bergen filmini neden izlemediğini açıkladı. Çok üzülüyorum çünkü. Yani ben zaten Bergen'i çok severim. Sen Affetsen'i zaten 10-15 sene önce çok sevdiğim için okumuştum bir albümümde. Çok severim ve bir dram var. Yani ben mesela Müslüm'ü de seyretmedim. Çünkü ben Müslüm'ü de hani filmleri çekilmeden önce hep Müslüm Gürses dinlerdim, severdim. Hani Bergen'in de kıymetini yeni anlayanlardan değilim, kıymetini hep bilenlerdenim. O yüzden filme gidip tekrar tekrar üzülmek istemedim açıkçası. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Yaşar, Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'i karşı karşıya getiren tartışma hakkında da düşüncelerini paylaştı. Kırmızıgül, biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum derken, Özcan Deniz ise Yeşilçam dönemi kapandı, artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp yorumunu yapmıştı. Mahsun da haklı, Özcan da haklı. Film o kadar duygusal ki ve şarkıları aslında gerçek sanatçının sesinden bir anda duymak istiyorsunuz. Ama o dönem artık... Dönem de değişti. Özcan da orada kendine göre haklı. Fakat o sırada bir duygusallık kayboluyor gibi geliyor bana da yani. Evet, oyunculuk çok güzel ama gerçek şarkıcının sesi girdiğinde bence ikiye katlar diye düşünüyorum. Ama her şey değişiyor. Yani değişimi de tabii, değişimde buna da yer var. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşım. Ünlü sanatçıya hayatınızın film olmasını ister misiniz diye soruldu. Siz hayatınızın film olmasını ister misiniz? Yok.
İstemem öyle filmlik bir hayatım da olsun istemem arkadaşlar. Çok acı dolu hikayeler biliyorsunuz. Ben yani kendi halimde öyle yaşıyorum. Normal bir insan olarak böyle mutluyum. Öyle acı dramlar hayatta var tabii ama olmasın inşallah bizleri bulmasın. Kimseyi bulmasın. Yani hayata bir kere geliyoruz. Güzel yaşamak için. Yani herkesin, hayvanların da, insanların, kadınların, erkeklerin, herkesin iyi yaşamaya, düzgün yaşamaya hakkı var. Ebru Yaşar, sokak hayvanları ile ilgili attığı tweet büyük tepki çeken Yıldız Tilbe'nin çok talihsiz bir açıklama yaptığını vurguladı. Tilbe, sosyal medya sayfasından saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya yorumunu paylaşmıştı. Talihsiz oldu. Bir anda belki sinirle söyledi. Ama hiç tabii doğru bir şey olmadı yani. Hepimiz seviyoruz hayvanları ama. Evet, evet. Olsun, geçer. Evet, evet. Kötü niyetle söylediğini tabii ki ben düşünmek istemiyorum. Kötü niyet kondurmuyorum. Bir anda belki sinirle. Benim de geçen hafta kuzenimin bacağını ısırdı köpek sokak ortasında. Biz de çok üzüldük. Ama aklıma böyle bir şey söylemek tabii ki gelmez ama üzüldük yani. Niye böyle olsun? Yolumu şaşırdım. Hadi gidiyorum. Yaşar, konser sayısını azalttığını da sözlerine ekledi. Bir de konserleri de azalttınız artık. Haftada iki kere. Evet. Haftada bir yapıyoruz şu anda. Zaten Ramazan geliyor. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz.